Hocam merak ettiğim bir şey sorabilir miyim? Dersle alakalı değil ama sizin özel hayatınızla alakalı. Sor oğlum, ne soracaksın? Sevgilin var mı falan diye mi soracaksın? Zaten öğrencilerin bekar öğretmenlerle alakalı en çok merak ettiği şey budur. Hocam sevgiliniz var mı? Yok hocam, yaşınızı merak ettim, onu soracaktım. Saçlarım beyaz diye aranızda çok tartışma konusu oluyor değil mi? Kimi yaşlı diyor, kimi genç diyor. Arkadaşlar, bizim ailede saç beyazlaması ırsi. 30 yaşına gelmeden herkesin saçları beyazlar. Ben de 31 yaşındayım. Hocam nasıl 31 yaşında olursunuz ya? Siz 2 sene önce de 31 yaşındayım demiştiniz. Evladım, ben sözümün eriyim. Sözümden dönmek bana yakışmaz. 10 yıl sonra da sorsan aynı cevabı vereceğim. Arkadaşlar merhaba, bu okula yeni geldim. Matematik derslerinize bu dönem ben gireceğim. İsmim Aslan, soyadım Aslanoğlu. İsterseniz bana Aslanoğlu Aslanla diyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi sıra numarasına göre sırayla herkes kalksın, ismini soy ismini söylesin ve de kendinden biraz bahsetsin. Ben de sizin hakkınızda biraz bilgi edineyim. Oğlum siz arkada ne konuşuyorsunuz? Bak burada ben ders anlatıyorum. Niye dinlemiyorsunuz? Hocam arkadaş isminizi unutmuş da hocanın ismi neydi diye bana soruyor. Ben de matematik öğretmeniyim ama benim de ismi hafızam biraz zayıftır. Hadi söyle bakalım arkadaşlarına hatırlatmak babında benim ismim neydi? Hocam bir hayvan oğlu hayvandı ama hangi hayvandı ben de hatırlayamadım valla. Ahmet yavrum bize İslam'ın şartlarını say bakalım. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, bir de... Evet bir tane kaldı oğlum. Hacca gitmek, bir de... Haçtan gelmek. La havle ve la kuvvete, sinirlendiriyorsun adamı verdiğin cevapla ya. Cevdet söyle bakalım oğlum, kurbağaların dolaşım sistemi nasıldır? Hocam zıplaya zıplaya dolaşırlar. Oğlum annen baban akraba mı senin? Berkay 8'in yarısı kaç eder? Vallahi hocam değişir, nasıl böldüğünüze bağlı. Oğlum nasıl böldüğümüze bağlı ya, sen ne zırvalıyorsun ya? Hocam ne zırvalayacağım ya, bir şey zırvalamıyorum. 8'i dikine bölerseniz 3 olur, ortadan 2'ye bölerseniz 0 olur. Oğlum senin beynin nasıl çalışıyor lan böyle? Küp kafalı mısın sen? Aynen hocam, küp kafalıyım ama zeka küpü. Bilal oğlum deftere yaz dediklerimi niye deftere yazmayıp etrafına öyle melül melül bakıyorsun sen? Hocam ben arkadaşların deftere yazdıklarını beynime kaydediyorum. Beyin bedava. Evladım beyin bedavaysa kullan o zaman. Biraz düşünmeyi dene. Evladım siz niye arkada dersi dinlemiyorsunuz ya? Ben burada gırtlak patlatıyorum. Bak bir daha konuşursanız sizi ekine köküne ayırır, kalan parçalarında noktalama işareti olarak kullanırım. Evet Bilal söyle bakalım. Divan üyelerinden kadının görevi nelerdir? Kadının görevleri yemek yapmak, bulaşık yıkamak, evi süpürmek, çocuk doğurmak. Divan üyelerinden kadının görevleri bunlar mı oğlum? Oğlum bak o mahrem suratına bir silleyi Osmaniye'yi nakşederim. Sekteyi kalpten terki diyar edersin. Bak helyum gibi uçuracağım sizi artık. Susun bir ya. Buse kızım neden yapmadın ödevini? Buse suratın şu an resmen belirsiz sıfat tamlaması. Hocam bugün beden eğitimi dersinde maç yapabilir miyiz? Geçen voleybol topuna ayakla vurmuşsunuz. Size top mop yok bugün. Ahmet bize akarsuların ortak özelliklerini söyler misin? Akarlar hepsi akarsudur. Hepsinde su vardır. Tepeden aşağı doğru akarlar. Ahmet bu nasıl cevap? Oğlum sana bir çakarım eksenin etrafında dönersin. Hasan o flütü en senden çıkartacağım. Ama yeter artık, düzgün çal evladım. Cevdet! Hadi oğlum kalk, kahvaltı hazır. Cevdet! Gene kalkmıyor.
gelmiyor bu oğlan. Okula geç kalacak şimdi. Oğlum hadi kalk, okula geç kalacaksın. Ya anne vallahi bugün hiç okula gitmek istemiyorum. Okula niye gitmek istemiyormuşsun bakayım? İki tane ciddi neden söyle bana. Anne, okuldaki tüm öğretmenler benden nefret ediyorlar. İkincisi de tüm öğrenciler benden nefret ediyor. Bu iki ciddi nedenim yeter mi sence anne? Oğlum bunlar okula gitmemen için geçerli bir sebep değil. Hadi şimdi kalk, hazırlan, okula gideceksin. Peki sen bana okula gitmem için iki tane ciddi neden gösterebilir misin anne? Tabii ki gösterebilirim oğlum. Birinci ciddi neden, 45 yaşında koskoca adamsın. İkinci ciddi neden ise sen okulun müdürüsün. Evet, sınav sonuçlarını okuyorum arkadaşlar. Ahmet 45 aldın. Bilal 55 aldın. Hasan 50 aldın. Hocam neden düşük not veriyorsunuz hep? Sizden önceki öğretmen varken biz hepimiz 100 alıyorduk. Hasancığım notları ben vermiyorum. Verdiğiniz cevaplara göre not alıyorsunuz. Yani sonuçta notu alan kendinizsiniz. Demek ki siz düzgün anlatmıyorsunuz hocam. Benim babam tonla para veriyor burada. İyi bir eğitim almamı istiyor. Hasancığım biliyorsun ki konuları ben detaylı bir şekilde anlatıyorum. Bilmediğiniz yer olursa da özellikle sormanızı istiyorum. Sorduğunuz sorular çok zor hocam. Soruların zor olduğu konusunda haklı olabilirsin. Sorduğum sorular üniversite sınavı ayarında sorular. Yani bunları öğrenirseniz üniversite sınavında çok rahat edeceksiniz ve de başarılı olacaksınız. Babama şikayet edeceğim hocam size. Müdür bey buyurun, beni çağırmışsınız. Hocam öğrenci velileri sizden şikayetçi. İyi ders anlatmadığınızı ve de çocuklarının düşük not aldığını söylüyorlar. Daha önceki tarih öğretmeninden hep 100 olan öğrenciler şimdi 50-60 alıyormuş. Müdür bey dersleri çok iyi anlattığımı düşünüyorum. Çocuklarla da oldukça ilgili ve alakalıyım. Yani öğrenmeler için elimden geleni yapıyorum. Hocam okul yönetiminden uyarı aldınız. Eğer ki bir daha böyle bir şey yaşanırsa işsiz kalabilirsiniz. Peki hocam, tamam peki. Hasan söyle bakalım, Cumhuriyet ne zaman kuruldu? 1920. 3 ekle. 1923. Aferin, süpersin, bildin. Sözlüden 100 aldın. Bilal sen söyle bakalım, TBMM ilk hangi yılda toplandı? Hangi yılda toplandı? Biliyordum hocam, bir dakika, şimdi siz birden sorunca heyecanlandım. Hangi yılda? Arkadaşına ipucu verdim, sana vermemek olmaz şimdi. 1915'e 5 ekle. 1920 hocam. Aferin Bilal'cim, sen de 100 aldın. Ya siz her şeyi biliyorsunuz ya. Tebrikler çocuklar. Buyurun müdür bey, beni çağırmışsınız. Hocam aileler çocukların aldığı notlardan bununla beraber de sizden çok memnunlar. Hatta sizin terfi ettirilmenizi bile istiyorlar. Anne merhaba, kolay gelsin. Geldin mi oğlum? Yok gelmedim anne. Projeksiyon cihazıyla görüntümü eve yansıttım. Vallahi oğlum bugün karne günü. Babanın korkusundan eve gelmemek için bunu da yaparsın yani, şaşırma. Yok yok, geldim, merak etme anne. Hani karnen nerede, ver bakayım. Arkadaşım annesini babasını korkutmak için benden karneyi istedi, ona verdim. Yani o kadar kötü demek ki. Senin zayıfın ne kadar çoksa babanın tansiyonu da o kadar fırlar. Kaç tane zayıfın olduğunu söyle de babanın tansiyon haplarını ona göre hazırlayın. O zaman anneciğim eczaneden bir kutu daha al gel, çünkü bu ilaçlar yetmez. Demek ki o kadar kötü. Sen o zaman babana karneni gösterirken ben de senin sağlık karneni hazırlayayım. Çünkü babam büyük ihtimalle seni hastanelik eder. Yok ya, ben aile öncesinden o işi çözdüm anne. Sen hiç merak etme. Babam bir şey diyemeyecek bana. Senin karnende zayıf dolu. Komşunun oğlu takdir almış yine. Ya o komşunun oğlunun Allah belasını versin zaten. Bir düşmedi yakamızdan ya. Keşke beni Amazon ormanlarında doğursaydın anne de. Orada bırakıp gitseydin. Kurtlar kuşlar büyütseydi beni. Komşunun oğlu diye bir şey olmasaydı hayatımda. Yemin ederim ne çektim bu komşunun oğlundan ya. Babacım merhaba. Merhaba oğlum. Var mı takdir teşekkür bir şey? Babacım takdir dediğin nedir ki? Önemli olan Allah takdirini kazanmak. Ver bakalım şu karneyi, ver ver. Babacım sana bir masal anlatayım mı? Anlat bakalım. Şimdi babacım, bir varmış, beş yokmuş. Tamam kes kes, sen böyle zırvaladığına göre karnen kötü herhalde. Ver bakalım şu karneyi. Peki babacım, vereyim. Oğlum bu karnenin hali ne böyle? Böyle bir karne getirmeye utanmıyor musun sen ya? Biz senin bir dediğini iki etmiyoruz. Bilgisayar dedin, bilgisayar aldık. Kursa gitmek istiyorum dedin, kursa gönderdik. Biz senin için daha ne yapalım oğlum? Gidip bir tane evcil maymun alsam, onu okula göndersem, böyle bir karne getirmez ya. Bundan daha iyi bir karne getirir. Ben hayatımda bu kadar kötü bir karne görmedim oğlum. Nasıl görmezsin baba ya? Görmüş olman lazım. O karne benim karnem değil ki. Ben karnemi arkadaşa verdim babasını korkutsun diye. Bu karneyi de sandıktan buldum. Bu karne senin karnen. Üstünde senin ismin yazıyor.
Arkadaşlar şunu kesinlikle unutmayın. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Hasan oğlum sen arkada niye 2 saattir konuşuyorsun? Bunları ben kime anlatıyorum? Ben zaten biliyorum oğlum, size anlatıyorum bunları. Niye susmuyorsun? Niye dersi dinlemiyorsun? Ben sizi dinliyorum hocam. Ders hakkında konuşuyorduk arkadaşlar da. Demek ders hakkında konuşuyordunuz. Peki en son ne dedim ben? En son demek ders hakkında konuşuyordunuz dediniz. Oğlum bak, salağa yatıp anlamamazlıktan gelip daha çok beni sinirlendirme. Ders hakkında en son ne dedim ben? En son siz şey dediniz hocam. Üçgenin iç çamaşırlarının toplamı 180 derecede yıkanmalıdır dediniz. Oğlum karnende zayıfın mı var senin? Baba zayıf karnenin gülüdür. Ulan 7 tane zayıfın var. Karnen gül bahçesine dönmüş hayvan herif. Olsun baba, çiçekleri sevmek lazım. Ben gülleri seviyorum. Aa! Ya baba niye vuruyorsun ya? Oğlum gülleri seviyorum ben dedin ya. Babanın vurduğu yerde gül biter. Bak şimdi senin suratını nasıl gül bahçesine çeviriyorum ben. Ya baba ne olur dövme ya. Tamam, öbür dönem çalışacağım. Hepsini düzelteceğim baba ya. Tamam baba tamam. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa sus. Benim akıllı oğlum, yakışıklı oğlum takdir getirmiş. Ben oğluma neler yaptım neler. Dolmalar yaptım, sarmalar yaptım. Anne vallahi bir an önce yemeğimi yiyip bütün tatil boyunca dinlenmek istiyorum artık. Çok yoruldum bu dönem. Tabii oğlum, yat, dinlen, eğlen, oyun oyna. Hakkın oğlum senin. Anne babam takdir getirsen sana oyun alacağım demişti ya. Alacak değil mi? Aa, herhalde alacak oğlum. Sen takdir getirdin, herhalde alacak. Sen annenden babandan ne dilersen dile oğlum. Var mı başka istediğin? Anne aslında ne istiyorum biliyor musun? Ne istiyorsun yavrum? Yer çekimsiz ortamda çilek yiyeyim ama muz gibi gelsin. Tamam oğlum, ben babana söyleyeyim. NASA'yı arasın. Bugün uzaya mekik kaldırıyorlarsa onunla birlikte uzaya gidersin de. Yalnız bu muz tadında çileği nasıl bulacağız onu bilmiyorum. Anne bana ne, bana ne, takdir aldım, bana ne istiyorsun, bana ne? El alemin oğlu takdirname, teşekkürname getirir. Bizim burada bize sadece zayıf getirir. Ya hanım ne teşekkürnamesi ne takdirnamesi. Bu çocuğa okuldan verecekleri tek şey... Şimdi beni söylettirmeyin. Çoluk çocuk izliyor bu videoyu ya. Oğlum bak, oyun falan oynadığını görmeyeceğim ha. Ders çalışacaksın sadece, tamam mı? Dışarıya mışarıya da çıkmak yok. Evdesin. Ya tamam baba ya. Tamam of ya. Lan daha bana of mof diye trip atma. Canımı sıkma benim bak. Zaten kendimi zor tutuyorum. Dövmek için yer arıyorum. Defol git odana. Baba internet yok. Modem kapalı mı dedim. Modemi aradım. Modem de yok evde. Kırdım attım modemi sinirimden. Ya ben sana oyun yok demedim mi? Sen hala gelip hangi yüzde bana modem soruyorsun? Artık internet falan yok. Otur ders çalış. Ya baba zaten ders çalışacaktım. Proje ödevim vardı. Onu tamamlayacaktım internetten araştırıp. Bir de zayıf olduğum derslerle alakalı daha iyi anlayabilmek için konu anlatımlı videolar var. Onları izleyecektim. Ha, öyle mi? Tamam ben o zaman servisi çağırayım da yeni bir modem getirsinler. Ulan hayvan herif, ders mi çalıştın var? Ben nereden bileyim internetten de ders çalışıldığını? Ulan var ya, külliyen zararsın. Şimdi de modem parasını soktun bana ha. Kızlar ne haber? Oo, prensesimiz de gelmiş. Günaydın hanımefendi. Günaydın tatlım, ne yapıyorsunuz? Ne yapalım tatlım, işte pazartesi, bugün okula geldik. Öyle işte, bugün yine çok şıksın, yakıyorsun ortalığı. Ah tatlım benim, çok teşekkür ederim. O senin güzelliğin. Prensesimizin her zamanki hali yine tüm gözler üzerinde. Sağ ol balım. Hakkımdaki görüşlerinizde bugün var ya, enerjimi tavan yaptırdınız. Çok teşekkür ederim. Derste görüşürüz. Derse gidiyorum ben. Bay. Bay canım, görüşürüz derste. Kız var ya, tam işten pazarlıklı. Okulun yellozu. Şu yürüyüşe baksana. Kendine prenses denilince kendini prenses zannediyor. Sanırsın ki sanki okul babasının. Bu kızı var ya, hiç sevmiyorum. Aynen ben de nefret ediyorum. Vay satıcılar, ne haber? Niye oğlum okula giderken aramıyorsunuz beni? İyi şerefsiz, senden ne haber? Bugün yanımızda kedi köpek gezdirmek istemedi canımız. O yüzden seni çağırmadık. Aslına bakarsan isabet olmuş ya. Benim de bu saatten sonra adam olmayanlarla işim yok. Lan bir defol git. Okul çıkışında yanımıza gelirsin kanka, beraber takılalım diye. Ben sınıfa giriyorum oğlum, hadi görüşürüz, ders başlayacak. Tamam kanka, sınıfta görüşürüz. Hadi gir, biz de geleceğiz. Bu çocuğu var ya çok seviyorum ya. Adam var ya, adam. Aynen kanka, sevilmeyecek gibi bir çocuk değil ki. Delikanlı ya, var ya çok delikanlı çocuk. Hasan oğlum sabahtan beri neredesin sen? Şuraya gidiyorum, buraya gidiyorum deyip bir şey söylemeden çıkıp gittin evden. Babacım
Yıllardır hep yanından geçerken oğlum oraya buraya gidip serserilerle takılacağına, şuraya gelsen, efendi efendi ders çalışsan, kitapları karıştırsan, bir sürü yeni bilgiler öğrensen, buraya gelenlerden zarar gelmez, buradaki insanlarla iyi ilişkiler kurup hoş sohbetler etsen, dediğim bizim mahalledeki kütüphane var ya. Evet yavrum, evet kuzum, evet Hasan'ım. Şuraya gelip bir kere ders çalıştığını görsem gözlerim açık gitmez dediğin kütüphane var ya. Bilmem mi evladım, ben de öğrenciyken hep gidip o kütüphanede ders çalışırdım. Ha işte bildim baba, o kütüphanenin yanında internet kafe var ya, orada arkadaşlarla oyun oynuyoruz biz. Ulan ben de o kütüphaneye gittim baba ders çalışıyorum diyecek zannediyorum ya. Hasan var ya, eşekler adam olur, sen adam olmazsın oğlum. Sen eve gel, ben sana göstereceğim. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa sus. Hasancım, okulu bitirdikten sonra ne yapmak istiyorsun? Var mı hayallerin, düşüncelerin? Hocam okul bittikten sonra ticarete atılıp çok zengin olmak istiyorum. Sonra evlenip hem eşime hem kendime yatlar, katlar, arabalar almak istiyorum. Eşimle dünyanın her tarafını gezmek, tüm güzelliklerini görmek istiyorum. Eşim altınlarla, elmaslarla, bozuk para gibi oynasın istiyorum. Teşekkürler Hasancım. İnşallah hayallerin hepsi gerçek olur. Peki Buse, sen okul bittikten sonra ne olmak istiyorsun? Hocam ben de okul bittikten sonra Hasan'la evlenip Hasan'ın eşi olmak istiyorum. Bak kızım, sen bu eve yeni geldin. Birbirimizin huyunu suyunu oturup konuşalım. Birbirimizi daha iyi tanırız. Ben sabah Müge Anlı, öğleden sonra da Serap Ezgü, Esra Erol İzler, akşama kadar kumandayı kimseye vermem. Bir de benim 3 halim vardır. Bunlara çok dikkat et. Saçıma gül takmışsam neşeli günümdeyim demektir. Her yola gelirim. Kulağımın arkasına gül takmışsam havamda değilim demektir. Çok ısrarcı olma. Eğer ki yakama gül takmışsam sakın etrafımda dolaşma. Çok sinirliyim demektir. İnşallah anlamışsındır. Çok iyi anladım kayınvalideciğim. Ben de kendimden bahsedeyim biraz. Benim halim falan yoktur. Çayımı demlerim, bacak bacak üstüne atarım, telefonumu elime alırım. Sen gülü nerene takarsan tak, ben keyfime bakarım. Oğlum bu karnenin hali ne böyle ya? Baba vallahi öğretmen bana taktı ya. Oğlum öğretmen bana taktı ne demek ya? 6 tane farklı öğretmenden 6 tane zayıfım var. Nasıl öğretmen sana takıyor? Böyle bahane mi olur? Vallahi gerizekalılık paralı olsa sen bedavaya yaparsın oğlum. Baba zaten hep bütün suçu bende buluyorsunuz ya. Özel ders alan sensin, kursa giden sensin, okula giden sensin, sınavlara giren sensin. Ama suç bizde değil mi oğlum? Aslında evet evet, suç bizde. Seni bu dünyaya getirerek dünyanın en büyük suçunu işledik biz oğlum annenle beraber. Oğlum biz seni kursa gönderiyoruz, özel ders aldırıyoruz, bir dediğini iki etmiyoruz. Neden biliyor musun? Çünkü ileride iyi bir yerlere gel diye. Ama bakıyorum ki yanlış yere yatırım yapıyoruz biz. Yanlış ata oynuyoruz herhalde. Baba ben at mıyım ya? Hayvan mıyım ben? Hayvan mı demek istiyorsun bana? Oğlum ben sana sen atsın desem bu atlara hakaret olur lan. Karnenin ön yüzüne ne koymuşlar bak oğlum? Atatürk'ün gençliğe hitabesini koymuşlar. Peki neden koymuşlar? Senin gibi gençler bunu okusun, feyiz alsın, Atatürk'ün izinden gitsin. Onun ilke ve inkılapları doğrultusunda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarsın diye. Utanmaz herif. Sende nerede bu kapasite? Atatürk senin yaşındayken okul birincisiydi. Yalnız babacım, Atatürk senin yaşındayken de cumhurbaşkanıydı. Hocam buyurun, beni çağırmışsınız. Bilal'cim, sizin sınıfın bir isim listesini hazırladım. Yalnız onun temize geçilmesi gerekiyor. Burada öğretmenler odasında oturup bana onu bir temize geçebilir misin rica etsem? Benim biraz işim var, yazılıları okumam gerekiyor. Yoksa ben yapardım. Tabii ki hocam yaparım. Ne demek? Siz isteyin yeter ki. Kanka, eski sevgilimle öğretmenler odasının kapısında karşılaştık. Yine durdum, bir daha yol verdim. Kanka, sen istersen o kıza 100 kere yol ver. O sana ayrılırken söylediği lafın acısını sen ömür boyu atamazsın. Hangi lafın kanka ya? Ya sen kıza gidip de senden ayrılmak istiyorum dediğinde yol gidenindir kimseye ağlayamam, kalbim ağır değil her öküzü bağlayamam demişti ya. Yok ya, o kadar koymamıştı. Sonuçta ben öküzlüğümü kabul ediyorum. Ama en çok bana koyan bir ay sonra köpek gibi pişman olup gidip ya beni affet dediğimde adımı avucuna yaz, hatırladıkça yalarsın demişti ya.
ya, aslında o daha çok koymuştu. Sen öğretmenler odasına niye gittin? Ne işin vardı orada? Kanka, matematik hocası bu bizim yoklama listesinden hariç kendi kafasına göre karışık bir liste hazırlamış. Onu temize geçmem için bana rica etti. Orada temize geçtim. Vay, sınıfın yalaka öğrencisi olma yolunda dev adımlarla ilerliyorsun kanka. Ya oğlum ne alakası var ya? Hoca rica etti. Ben gidip de hocam ben bunu temize geçireyim demedim ki. Ne listesiymiş peki, söyledi mi? Vallahi bir şey söylemedi kanka. Lan oğlum, söz yapmak için liste falan olmasın bu. Benim ismim kaçın sırada? Kanka, senin ismin ortalardaydı. Benim ismim de en baş sıradaydı. Senin ismini en başa aldım. Kendi ismimi de en sona aldım. Var ya, insanın senin gibi dostu olduktan sonra düşmana ihtiyacı yok lan. Kanka ne yapayım, itlik benim işim. Ama bazen emeğine de saygı duymuyor değilim kanka. Ne emeği lan, ne diyorsun sen? İyi bir küfür yiyebilmek için bayağı bir emek harcıyorsun, onu diyorum. Kanka, söz listesi ise ilk seni kaldırır, ne gülerim ama. Oğlum var ya, sana 2 dakika insan ol desem belki de hayatının en uzun 2 dakikası olur ha. Aha geldi hoca, curcuna başlıyor. Arkadaşlar, sözlülerde yoklama listesinden kaldırdığımda bir sürü tantana oluyor. Yok hep ben kalkıyorum, yok hep aynı kişiler kalkıyor. Bunu engellemek amaçlı kendimce bir liste yaptım. Aha şimdi sıçtın kanka. Ya diyorum ki yanımda bir kişilik boş yer var. Acaba birisini mi çağırsam? Ya kanka, bir şaka yaptık, hemen işi büyütüyorsun ya. Ne yapacaksın, beni yanından mı atacaksın? Yo kanka, sen de kalacaksın. Ama burası iki kişilik, sende kişilik yok ki. Kanka sen bunları boş ver, sözlüğe odaklan sen. Şimdi benim liste yapmam yetmez, siz buna da laf edersiniz. O yüzden Ahmet, sen bir rakam söyler misin? Tabii söyleyeyim hocam, 31. Evet, yoklama listesinde 31. sırada Hasan var. Hasan, sence benim yaptığım listenin başından mı başlayalım, ortasından mı başlayalım, sonundan mı başlayalım sözlü yapmaya? Listenin en sonundan başlayın hocam. Bu sözlüğe kaldırma şekline de itiraz etmezsiniz herhalde artık. Listenin sonunda Bilal varmış, gel bakalım Bilal sözlüğe. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa sus. Arkadaşlar merhaba, oturabilirsiniz. Abuz ettim kalacak, abuz ettim kalacak. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz? Derste olduğunuzu unuttunuz herhalde. Oğlum siz annenize babanıza söyleyin, sizi okula göndermesinler ya. Vallahi harcadıkları para israf. Şu devletin sırasında yer kaplıyorsunuz ya. Yazık yazık. Vallahi bu devlet sizi adam olsun diye okutuyor. Yazık devletin paralarına. Biz size karşılama töreni hazırlıyoruz. Siz ayıp ediyorsunuz hocam. Gereksiz arkadaşınız arkada gereksiz gereksiz konuşmaya devam ederken bizler de dersimize başlayalım arkadaşlar. Bugün yazılarınızı okuyacağım. Takıldığınız soruları bir daha yapacağız. Arkadaşlar bu kağıt kimin böyle? Tükenmez kalem kullanmış. Kurşun kalemden farklı kalem kullanmıyoruz. Nasıl bilmez bu salak? Bir de bütün soruları doğru yapmış ama geri zekalı, ismini yazmamış. O yüzden bu arkadaşa 70 veriyorum. Abisittin hocam, ben kağıda bakarsam el yazısından hangi arkadaş olduğunu bilirim. Tamam gel bak. Hocam vallahi bu kimsenin el yazısına benzemiyor. Aa hocam, bu sizin hazırladığınız cevap anahtarı. Cevap anahtarı mı? Ya bana gereksiz diyene bakar mısın ya? Kendine gerizekalı dedi, salak dedi. Hadi onu bırak, kendi hazırladığı cevap anahtarına 70 puan verdi lan. Arkadaşlar bakın, işte ben bundan bahsediyorum. Çok dikkatsizsiniz. Çok basit hatalar yapıyorsunuz. Arkadaşınız soruyu sonuna kadar çözmüş. Sonunda 60'tan 48'i çıkartmış. 12 bulmuş. 22 bulması gerekirken 12 buluyor. Bak nerede hata yapmış, gördünüz mü? Hocam 60'tan 48 çıkınca zaten 12 yapar ki. Ha doğru ya. Ben de bazen böyle basit hata yapıyorum. Ya arkadaş, adam 60'tan 48 çıkınca kaç ettiğini bilmiyor ya. Ulan bir de bunu öğretmen yapmışlar ya. Devlet bir de buna maaş veriyor arkadaş. Ahmet, evden şu hesap makinesini getirdim ama çalışmıyor. Sen anlarsın bu tarz şeylerden. Bak bakalım bir şuna. Hocam bu. Hocam bu. Hocam bu. Ne var evladım, söylesene ya. Bu hesap makinesi değil ki, televizyon kumandası. Televizyon kumandası mı? Arkadaş daha ne olabilir diyorum. Adam her seferinde beni şaşırtmayı başarıyor ya. Televizyon kumandasıyla hesap makinesini ayırt edemiyor adam ya. Ama takdir etmek lazım. Abuzettin Kıllı Bacak ismini sonuna kadar hak ediyor yani. Abuzettin Kıllı Bacak. Abuzettin Kıllı.
Abüstin, diyelim ki bir ay sonra dünyayı yok edebilecek büyüklükte bir gök taşı dünyaya çarpacak. Ne yaparsın? Korkudan altıma sıçarım hocam. Yarın öleceğini bilsen bugün ne yaparsın? Altıma sıçarım. Diyelim ki cesaretlisin, korkmadın. O zaman ne yaparsın? O zaman da gök taşına kafa atarım hocam. Neden kafa atıyorsun gök taşına oğlum? Çünkü erkek adam her şeye kafa atar hocam. Tamam, onları boş ver. Mantıklı düşün bakalım. O zaman ne yaparsın? Mantıklı düşünürsek de dolar almak lazım hocam o zaman. Neden dolar alıyorsun oğlum? Göktaşı çarpacak dünyaya. Hocam mantıklı düşün dediniz ya. Mantıklı düşünürsek Türk lirası her gün değer kaybediyor. O yüzden parayı dolara çevirmek lazım. Abuzüttin, ben sana soru sormadım. Sen de oğlum mümkünse bundan sonra düşünme, tamam mı? Millet yapay zeka ile uğraşıyor. Biz burada geri zekalılarla uğraşıyoruz ya. Evet arkadaşlar, dersimiz bitti. Sorusu olan varsa, anlamadığı yer olan varsa sorabilir. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Tabii buyur Abuzettin, sor. Şimdi hocam, Pinokyo birazdan burnum uzayacak derse ve burnu uzarsa doğru söylemiş olacağı için burnunun uzamaması gerekir. Burnu uzamaz ise de yalan söylemiş olacağı için burnunun uzaması gerekir. Bu nasıl bir paradokstur? Lütfen bana açıklayabilir misiniz? Abuzettin, ben matematik dersiyle ilgili soru sorabilirsiniz dedim. Peki matematikle ilgili soru sorayım. Şimdi öğretmenlerimiz diyor ki hayattan dersler çıkartın. Burada size ve arkadaşlarıma soruyorum. Hayattan illaki bir ders çıkartacaksak, önce matematiği çıkartsak nasıl olur acaba? Abuzettin, oğlum senin matematikle ilgili bir sorunun mu var? Evet hocam var. Ben mateistim. Mateist mi? O ne lan? Hocam mateist demek matematiğe inanmayan demek. Yani ateist gibi bir şey işte. Yani kısacası diyorsun ki benim kafam matematiğe çalışmıyor. Bu matematiği bir şekilde tedavülden kaldıralım. Yo hocam, kafam çalışmıyor değil. Matematiği anlamıyor değilim yani. Bir araştırmaya göre insanların %80'i matematikten anlamıyormuş. Ama ben %45'lik o anlayan kısımdayım. Aynen Abuzettin, verdiğin örnekle de matematikten ne kadar çok anladığını belli ediyorsun zaten. Yalnız bir dediğini tutmuyor. Bir diyorsun ki matematik kaldırılsın, yok ben mateistim. Ondan sonra diyorsun ki ben matematikten çok iyi anlarım. Yok hocam, ben tutarsız bir insan değilim öyle. Ben ne diyorsam odur. Asıl siz tutarsızsınız. Geçen gün derste dediniz ki 7 artı 3 ona der dediniz. Bugün de dediniz ki 6 artı 4 ona der dediniz. Bakın siz tutarsızsınız işte. Bir dediğinizi tutmuyor. Hocam benim yazılı notumu okumadınız. Abuzettin, yazın okunmuyor ki. Ne büyük harflerden haberdarsın, ne noktalamalardan. Kitabeler senin yazından daha okunaklı, yemin ederim. Okunmuyor ki. Seninle yazarak anlaşamayacağız herhalde. Gel bakalım sözlüye. Sözlüde ne yapacaksın? Abuzettin, bana yatsınamaz kelimesini cümle içinde kullanabilir misin? Yatsınamaz kelimesi. Tabi hocam, kullanayım. Dedem hava soğuk olduğunda yatsınamazını evde kılıyor. Ben sana epik bir şiir okuyayım. Bana bu şiiri kimin yazdığını söyle. Bunu dersimizde işlemiştik zaten. Çok da basit, bilirsin. İçinde çünkü bilebileceğin nüanslar var. Benden selam olsun Bolu Bey'ine. Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. At kişnemesinden, kargı sesinden dağlar seda verip seslenmelidir. Düşman geldi, tabur tabur dizildi. Alnımıza kara yazı yazıldı. Tüfek icadı oldu, mertlik bozuldu. Eğri kılıç kında paslanmalıdır. Çok ünlü bir halk ozanı, kesin bilirsin. Demet Akalın mı hocam? Oğlum halk ozanı diyorum, Demet Akalın ne alaka? Şiirin başında Bolu Bey'inden bahsediyor. Ankaralı Turgut mu hocam? Ya oğlum, Bolu ile Ankara'nın ne alakası var? Hayır, Ankaralı Turgut'la ne alakası var olayın ya? Ramazan Çelik mi hocam? Bolu'nun Bolu'lu şarkısını söylüyor mu acaba? Ya Abuzettin, kes, daha fazla sindirimi bozma benim ya. Hocam şiir dediniz, ben size akrostiş şiir yazmıştım, onu okusam. Hadi bakalım oku, beğenirsem 100 vereceğim sana. Sibel'dir birinci harfi, İ'dir ikinci harfi, B'dir üçüncü harfi, E'dir dördüncü harfi, L'dir beşinci harfi, H'dir 6. harfi, O'dur 7. harfi, C'dir 8. harfi, ahan da Sibel öğretmenim. Ya Abuzettin, defol git yerine otur ya, canımı sıkma benim, defol. Abuzettin, sınavdan 0 puan almışsın. Hocam nasıl olur, ben 100 puan bekliyordum sınavdan. Bütün soruları yapmıştım. Tamam, gel kağıdını bir kontrol edelim senin. Abuzettin, ilk soruda demişim ki Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki politikasını yazınız. Sen de demişsin ki Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk yönetiminde başarıdan başarıya koşmuştur. Aynen hocam, yalan mı? Bu vatan kolay mı kuruldu sanıyorsunuz siz? Yazık kafana. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na katıldı mı?
İkinci soruda motorlu taşıt nedir demişim. Taşa motor bağlarsanız motorlu taşıt olur demişsin. Hocam neresi yanlış bunun ya? Üçüncü soruda kahverengi gözlü anne ve kahverengi gözlü babanın çocuğunun mavi gözlü olmasının sebebi ne olabilir demişim. Sen de çocuk üvey olabilir demişsin. Hocam bence gayet mantıklı. Aynen o mantıklı ama senin beynin olmadan 7. sınıfa kadar gelebilmen çok mantıksız ama Muzittin. Diğer soruda kardeşlerden bir tanesinin saçlarının düz, diğerinin aşırı kıvırcık olmasının sebebi nedir demişim. Sen de saç düzleştiricisi kullanıyor olabilir demişsin. Hocam bunun yanlış neresini anlamadım. Siz bayansınız. Siz daha iyi bilirsiniz böyle şeyleri, saç düzleştiricisi falan. Abizettin sana bir şey sorabilir miyim evladım? Çok merak ediyorum da. Tabi hocam buyurun sorun. Sınavda bütün sorunuza cevap verdim. Buna da cevap verebilirim. Evladım sen toynaklarınla nasıl yazı yazabiliyorsun? Bana bir açıklar mısın? Toynak hocam hocam ben toynak hocam toynak 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 öküzde olur hocam. Ben öküz değilim ki. Evet arkadaşlar, dersimize başlayalım artık. Nerede kalmıştık? Gel. Tövbe bismillah. Oğlum sen de kimsin böyle ya? Oğlum burası okul lan. Kostüm partisine geldiysen yanlış yere geldin. Hocam televizyonda maske sen kimsin var ya. O programı çok seviyoruz. Böyle okulda canlandıralım, havamız değişsin diye böyle bir güzellik yaptık size. Soru sorarak bilebilirsiniz bu kişiyi. Hocam kendisi halk kahramanı zaten. Bence çok çabuk bulursunuz. Oğlum zaten işiniz gücünüz gırgır şamata ya. Zaten okula okumaya gelmiyorsunuz ki. Böyle goy goy yapmaya geliyorsunuz. Ama ben de seviyorum o yarışmayı. Hadi bulalım bakalım. Şimdi size dans gösterisi yapacağım. Hocam. Tamam peki, soru soruyorum artık. En sevdiğin yemek? Lahmacun. Peki nelerden hoşlanırsın? Düğünlere gitmekten hoşlanırım. Denize donla girmekten hoşlanırım. Gene düğünlere gittiğimde havaya ateş açmaktan hoşlanırım. Ondan sonra futbolu çok severim. Futbol severim. Yemek yemeyi severim. Sinirliyim, agresifim. Bunlar yani, daha ne olacak ki insan, daha ne yapsın ki yani? Bunlarla da yaşayabilirim zaten. Peki çalışıyor musun? Okuyor musun? Bu okulda mı okuyorsun okuyorsan da? Yok okumuyorum. Okulu bıraktım. Çalışmıyorum da zaten. Çalışmak bana ters. Evde akşama kadar yatıyorum. Yok bilemedim arkadaşlar ya, çok zor. Zaten tanıdığımız kişi de değilmiş ki, okuldan falan değil bu. Hocam nasıl bilemezsiniz ya? Halk kahramanı adam ya. Şarkıdan da mı bilemediniz? Yani Erik Dalı çalıyor ama Ankaralı falan herhalde. Bilemedim, çıkarsın maskeyi artık. Aa nasıl bilemedim ya? Bu Abuzettin Kıllı Bacak'mış. Abuzettin Kıllı Bacak. Abuzettin Kıllı Bacak.